Merhaba, Murat Kosova, MKG ve Yusuf Kenan Çalık'la karşınızdayız. Neden dördümüz bir araya geldik? Çünkü... Okey oynayacağız. Nerede tahtalar yok? İşte bir yanlış dizilmişiz bir de. Yani şimdi. Evet, PUBG oynayacağız. Herkesin telefonu olduğuna göre PUBG oynayalım. Öyle kıraathaneler olmuş ya. Ben hiç oynamadım henüz. Ben de oynamadım. Ben de bilmiyorum. Maçlar olmadan satranç oynayabiliriz ama öbürü şansa bağlı olduğu için oynayamayız. Neyse, biz bu programı başlamadan noktalamak zorunda kaldık Murat Kosova'nın bu son açıklamasıyla. Efendim, Türkiye'ye gelen en iyi yabancıları konuşacağız. Blok blok, kaleciler, savunma oyuncuları, orta sahalar, forvetler. Sonra 11'in genelini konuşacağız ve en sonunda teknik adamları konuşacağız. Önce kalecilerle başlayalım. Altı tane önemli kaleci çıkardı. Altı tane. Dördü Galatasaray'da. Mahalleye indiğimde Schumacher kaleye geçildi diye vardır yani isim takarsın kendine. Kariyer olarak hiç başka hiçbir kaleci onunla yarışmaz CV olarak. Çok böyle saygı duyulan bir kaleciydi ve korkulan bir kaleciydi bu arada. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi yabancı kaleci. Tabii herkes kendine göre bir takım farklı kriterler koymuş olabilir. Orada bir kısıtlama yok. Buyurun Sayın Kosova. Aslında kaleci... En rahat yapılabilecek seçimlerden biri. Niye? Şu yüzden, çünkü savunma, orta saha, forvet yaparken sistem düşünüyorsun. Olasılıklar daha fazla. Uyum düşünüyorsun. Uyum düşünüyorsun. İşte bir tane ön libero mu koyayım, iki ön libero mu koyayım. Tabii yabancı olayı daha çok forvet yaratıcı isimler üzerinde yoğunlaştığı için bu arada çok önemli kaleciler geldi işte tabii Türk futbolundan, onu da söylemem lazım. Biraz kadro yapmakta güçlük çekmişizdir herhalde. Ben en azından evet. Öyle düşünüyorum. Yani bazı bölgelerde sıkıntı yaşıyorsun. Ama mesela forvete gittiğin zaman orada sıkıntı bolluk daha var. Büyüyor. Çünkü her pozisyonda 4-5 tane adam bulabiliyorsun. Ama kalede tabii kimsenin kimseyle bir uyumu yok. Ama şöyle en azından hani seyrettiğimiz... İzlediğimiz, hani çok geriye gidemeyeceğiz. Tabii ki büyüklerimizin tavsiye edebileceği farklı farklı isimler olacaktır. Ama biz daha çok bize heyecanı yaşatan en azından 80'lere kadar gittik herhalde hepimiz. Yani şuna öncelikle fark ettim. Meraktan çatlayacağım. 6 tane. Kim acaba? Çıldıracağım şu an. 6 tane önemli kaleci çıkardım. 6 tane. 4'ü Galatasaray gelmiş. Evet. Yabancı kaleci konusunda Galatasaray. Yani Simović, yani en geride Simović, Tafarel, Mondragon ve tabii ki Muslera. Öbür ikisi kim? Öbür ikisi Cordoba ile Schumacher bence. Yani hem kariyer olarak hem 7. bir isim olarak. Geliyor mu aklınıza? İşte, Asper. Kim? Müre. Müre. Jean-Marie Paf mesela, eğer kariyer diyorsa mesela evet. Belki de değil tabii. Şey ama performansı iyi. Alman sonra Türk olan Mert Müller mi? Mert Müller evet, o da spor. Yani o da özel bir isim. Hayır, özel bir isimdi ve önemli katkı yapmış. İyi bir profesyonel, şimdi, yıllarca hizmet vermiş. Böyle isim. Düşünce Petkovic'i de hani ligin uzun periyodunda büyük takımlarda oynamadı ama hani kümede Samsun'da kalmaya. Nihal Petkovic dediğin Avustralyalı olan. Sivas'ta bırakalım. Evet, evet, ha, ya evet, Trabzon'da da. Trabzon'daki da teknik direktör daha. O Samsun'da teknik direktör. Evet. Şimdi şeyde İsviçre milli takım teknik direktörü. Kaleci pek. Yani ama şey, bir şey diyeceğim, bu altılıya Karcemaskas. Aman. Bu altılıya çok fazla yaklaşmıyor. Yok Stavcı. Yok, tabii tabii. Kariyer olarak Stavcı mı? Stavcı çok kötü oynadı ya. Dur, devam et abi. Pardon. Peki tamam. bu altı isimden iki isim üstünde yoğunlaştım. Biri Muslera, biri Tafarel'di benim ve için. Ve açıklıyor. Ve Tafarel. Ve Tafarel. Tafarel diyorum. Tafarel'i şu anda Tafarel diyorum. Teker teker gelse iyi olmaz mıydı ya? Peki sen... Çok güzel oldu, çok güzel oldu. Yeni geliyordu şimdi. Ben mi devam edeyim? Sen devam et. Ben büyükten küçüğe olsun. Oo, hiç konuşmayacağım o zaman. Ama o zaman emek ikinci sırada. Bir zamanlar yaşını beğenmediğin genç ama zırhırlı bir delikanlı vardı. O tepe, tepe boşuna mı açıldı? Burada başka bir yere gireceğim. Kerem. Şimdi o benim hep küçüğüm çünkü 20 seneden beri tanıdığı için. Aynen öyle. Ben çocukken tanıdım neredeyse.
mesela. Vallahi billahi öyle. Ama o çocuk yani ruhunu hiç kaybetmedi. Benim için hep kardeşim, küçük kardeşim gibi. İşte yani. O çocuk ruhunu şaka hiç kaybetmedi. Şaka yapmıyorum bunu, çok samimi duygularla söylüyorum. Belki ilaçların etkisiyle böyle mi? Dur abi dur, tamam şey yapma yani zaten bu aralar küçük... duygusal bir dönemimdeyim. Ağlamalı. Vallahi öyle şeyler beni etkiliyor. Sağ ol abi, ben de seni çok seviyorum. Ağlıyorlar. Ya şöyle bir şey anlatayım o zaman. Hastalıklar siz gir, şuraya gir, konuya gir. Ben çok zorlanmadım. Yani aslında kapıyı gelen kapattım. Kaleciler iç kapattım. Ben öyle, ben inek öğrenciliği falan diyormuşum. Benim takdirlerim var, teşekkürlerim var. Haydi ha. Şey, gelenler içinde en yüksek kariyer aslında Toni Schumacher. Yani adam Almanya milli takımından geldi. Eğer Türkiye'de de biraz daha uzun oynasaydı ve Fenerbahçe'de o 88-89 dışında başka başarıları da olsaydı, o zaman bir numaraya ben Toni Schumacher'i yazardım. Kariyer olarak hiç başka hiçbir kaleci onunla yarışmaz. CV olarak. Kafer'in Dünya Kupası şampiyonluğu var. Schumacher'in finalleri var. Var ama şampiyon olamadı. Ama velakin ben yani Taffarel'le Muslera'yı hiç kıyas bile etmedim. Tabii ki Taffarel'in yaşadığı ve yaşattığı başarılar çok daha büyük Türkiye'de ama Muslera bence kaleci olarak Taffarel'in önünde, daha iyi bir kaleci ve ben de kıstas olarak kariyere, hep burada ne yaptığına çok önem verdim ve bunun ne kadar devamlı olduğuna, bir futbolcu hariç. O yüzden benim kalecim Muslera. Ben kaleye Muslera'yı yazdım ve çok da zorlanmadım bu tercihi yapmak. Demek. Evet. Ben de yani kriterlerimi açıklayayım çünkü 3 sene, en azından 3 sene Türkiye'de kalmış olması, başarıları ve tabii ki biraz da karakteriyle de. Şimdi Muslera'yı da seçtim ben, direkt söyleyeyim. Schumacher hakkındaki görüşlerine katılıyorum. Çünkü o dönem hani 80'lerde dünyanın en iyi kalecisi dediğiniz zaman Alman futbolunda etkisiyle ben hakikaten mahalleye indiğimde Schumacher kaleye geçildi diye vardır yani isim takarsın kendine. Türkiye'ye gelmesi de çok olağanüstü şartların ortaya çıkmasıyla, yoksa Türkiye'ye deyim yerindeyse düşme ihtimali olmayan bir kaleci. Ama Simović için de geçerli mesela. Simović de Avrupa Şampiyonası'ndaki o başarısızlık ve prestij kaybıyla birlikte Galatasaray'a geliyor. 5 tane var. Çok o Yugoslavya'nın perişan olduğu maçlar var. Gidecek, ama Taffarel hiçbir zaman Schumacher gibi dünyanın en iyi kalecisi değil. Taffarel şöyle bir şey söyleyeyim. O Brezilya takımı dünya şampiyonu olan, yanlış değerlendiriyor olabilirim. Aslında zayıf halkası. Bence de. Yani 2000'lerin ortasına kadar hep Brezilya'da daha önceki kalecisi ama kimdi? Ama bir şey diyeceğim. Valdir Perez mi? Perez değil, bir son ya. Carlos Alberto. Uzun zaman Brezilya'da gayet kötü kalecileri oldu. Ama işte Taffarel onların iyisiydi. Ya yani, evet onlarla ama. Onlarla kıyaslarsana evet. Tabii ki. Artı mesela Taffarel'in şöyle özellikleri vardı. Mesela Muslera'ya artı olarak söylüyorum. Ayağına çok hakim. Evet. Muslera'nın da bir liderlik konusunda da. Ama bununki gelmiş geçmiş en iyi. Taffarel ben o zaman muhabirdim. Zaman orta sahada oynardı idmanlarda. O kadar iyiydi yani. Tabii ki. Ya ama şimdi Muslera da çok iyi. Pardon. Uzun süre oynamış olması beni çok etkiliyor. Yalnız bak, çok özür dilerim. Bir şey diyeceğim. Şu kriter meselesinde. Mesela çeşitli kriterler koyuyoruz ama mesela her şeyde koyamadım kriterler. Ben de. Mesela bir sene oynayıp gitmiş bir adamı seçtim mesela bir pozisyonda. Onu o şeylerle birazcık gönül. Aynı birazcık aynı gönül yaptım ben. Anlatabiliyor muyum? Benim kadromda da gönül var. Gönül yazar var mesela. Aldım gönül yazarı. Yabancı mı o? Gönül yazar. Yabancı mı? Ülkeden? Gönül yazar. Yani her zaman aynı pozisyonda aynı kriterler olmuyor. Ben o sesini sen yaptın. Ben hani görsün mü birinin dünya, yani dünya üzerinde... Hayatta ilk defa bir ortamı ciddiyete çağa yaklaştırmaya çalışan adam ben oldum ya. Anlat abi seni, onlar ayrı bir dünyada. Emek var ya, 150 kere falan sözü kesildi. Ben de yaptım. Evet, özür dilerim. Yok hayır. Ben seni dinliyorum abi. Hayır, anlat, kriterler hep aynı kalmıyor yani. Bir pozisyonda mesela biraz önce Nevi söyledi ya, onun dünya çapında daha tanınırlılık. Şimdi yani bu önemli. Çok benim büyük bir yıldız olarak gelmişim. Benim ama burada kriterim kalıp yok. Verdiği herkesin hizmet. Herkesin kriteri kendine kardeşim. Şampiyonluk yaşadı mı yaşamadı tabii mı? Tabii. Geldiği dönem çok, çok fazla sen kimi seçtiğini ben onun için mi? Tamamen yani kalbimden geçene. Yani mesela Taffarel'i çok seviyorum. Karakter olarak tabii da çok canım, seviyorum. Sevmemek mümkün onu mü? Onu koydum mesela. Muslera'ya saygım sonsuz. Hatta geçen yüzüğü futbol adamlar Rıdvan abi heykelini diksinler dedi yani o kadar. Ben de katılıyorum. Büyük bir futbolcu gelmiş gibi şey ama mesela her zaman her pozisyonda kriterler işlemedi bence yani. Tabii. 11'de 11'i bir kriter. Aynen. Ben işletmeye çalıştım yine de hepsi için standart kriterler uyguladım. Onun için belki daha büyük isimleri de. Ben Muslera'yı seçtim çünkü benim Muslera'ya özel olarak bir hayranlığım da var. Yani o duruşu ya...
bir kere Volkan Demirel'le kurmuş olduğu diyalog bile, yani o beyefendi duruşu, Taferel değil miydi? Taferel dünyanın en sempatik insanlarından birisi ama nedense hani 8 sene olması, 2 sayısız şampiyonluğu var. Gerçekten ya. Sayısız kupa kazandı. Avrupa'da çok başarılı. Uruguay milli takımıyla dünya üçüncülüğü var. Vesaire gibi nedenlerle ve esas yılın futbolcusu seçildi ve gerçekten de o kaptanlık pazuvanlığının çok yakıştığı bir adam. Yılın futbolcusu şampiyon olan takım. İşte onu seçim. Diyorum. Aynen. Şampiyon olan takımdan yılın futbolcusu. Bir tek öyle ona yakın performans 2001-2002 Mondragon'dur yani. Hani bir kalecinin bir şampiyonlukta çok ön plana çıktı. Dolayısıyla yani çok ufak detaylar Taffarel'le gidip geliyor. Schumacher çok büyük, ikonik, kült bir isimdi. Yani şu anda nasıl kaleciliğin ama bir şey o dönem... Taffarel UEFA şampiyonu oldu. Yani. Oldu, Dünya Kupası oldu tabii ki. Tabii ki. Evet, evet. Ama ben yine de Muslera'dan yana... Taffarelci misin? Niye de devreye girsene tam 2-2 olmuşuz. Muslera'dan yana kullandım ben. Gayet kibar ve... Son darbeyi vuracağım mı? Konuşamadı adam. Evet. Yok, bana müstahak, ben sürekli ben kendim biliyorum abi, benim için problem değil, bana müstahak yani. Ben Taffarel dedim. Ağzıma kürekle vuracağım benim, ben biliyorum. Neden Taffarel? Pat diye bir şey konuşuyordu. Kriter, hepsine ben de uygulamaya çalıştım. Çok az süre kalanlar ve çok iyi efsane oyuncular geldi. Ya da çok başarılı olmayan Türkiye'de ama kariyeri efsane olan oyuncular var. O yüzden o kriter çok zor. Zor. Ama benim aklım hani kaleci deyince yani inanılmaz bir kurtarış ve şu kurtarış hiç aklımdan silinmiyor. Henry. Anlamı geliyor ve Thierry Henry ve tabii UEFA Kupası'nın kazanılması. Yani Taffarel'in kariyeri bence Muslera'dan daha iyi bu arada. Hani kupa sayısı olarak. Hani Dünya Kupası'nı kazanması, Brezilya milli takımın çok uzun süre bir numaralı kalecisi olması, orada referanstı bir de. 98 Dünya Kupası'nı hatırlıyorum ben, yerinde yaşamış birisi olarak söyleyeyim. Taffarel, Taffarel de yani. Ayıptı söylemesi diyorsun. Ayıptı söylemesi Taffarel, Taffarel de. Johannesburg'da yok mu 2010'da? Yani. Koçum. O zaman işte statü değiştirdim. Taffarel gerçekten çok böyle saygı duyulan bir kaleciydi ve korkulan bir kaleciydi bu arada. Fransa milli takımının birçok oyuncusu da ondan da bahsediyor. Bahsetmiştir de zamanında. O yüzden evet Muslera'ya çok büyük saygım var. Evet Schumacher, ben de çocukken Bodo İgner ve Schumacher yani benim iki efsane kalecim. Onlar da mahallede oynarken ama dediğim gibi bir numara Taffarel'dir bence. Kazandırdıkları en azından o kurtarış UEFA Kupası'nı getirdi. Muslera için öyle bir şey söyleyemiyoruz şu an. Yok, UEFA Kupası'nı getiren kurtarışı yoktu işte. Bir sezon boyunca kurtardıklarıyla o da şampiyonluk getirdi. O zaman durumu toparlayalım. Kim en iyi kaleci sence yabancı? Taffarel. Ben Muslera gittim. Muslera kalsın yani. Kötü de yazdım ama Muslera. Ben salatayı beğendim. Pirinç pilavını sevmedim. O yüzden puanım 3 diyorsun. Yemek değil. Taffarel. Oo, Yusuf Kenan Bey sizde. Ben de Kaan Koç. Ben de Muslera dedim. Kaleci de 2'ye 2. 2 Muslera. İki Taffarel'le kalecilerle ilgili sohbetimizi noktalıyoruz. Savunma oyuncuları ile ilgili sohbetimize bekleriz sizi.